Yani şöyle Doğat bir Hanım, şey var. Bakın, Temel Karamolluoğlu'nu mutlu etmek için, bak arkadaş şöyle bir formül bulalım. Biz konuşalım ama yazmayalım. Sen tabanına yazılmadı dersin, biz de söyledik deriz. Bunlar Ali Cengiz oyunları. Net soruyorum, net. Net soruyorum. Ben de destek vereceğim. Ne? Ben de destek vereceğim. Evet ama şöyle, bu niyet okuma. Şu anda hayır yaptığımız efendim, niyet bakın, okuma. Bakın, bilmiyoruz çünkü o zaman biz o zaman buna da tepki verebiliriz. Deriz ki bir dakika siz birbirine uymayan partiler... Vatan, ben hayal görmem. Ben gerçekçi bir adam. Ya biz de net söylüyorum bakın olarak. Net. Eğitimi tarikatlara bırakacaklar mı bırakmayacaklar mı? Net söyleyeceksin. Ben bırakmayacağım. Net. Söylediler ben hatırlıyorum. Söylemediler efendim. Tarikatla, ben tarikatlarla ilgili röportajlar yaptım. Ben laik ve bilimsel eğitim sistemi kuracağım. Laik ve bilimsel olacak. İstemiyorum oy moy. Derdim oy değil. Kaybetmeyeceğimi biliyorum ben. Geri dönmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. İlkelerimi koruyacağım. Vicdanıma göre hareket edeceğim. Altılı masa için mi konuşuyorsunuz? Yanlışa bakın. Ben de destek vereceğim. Şahsınız için mi? Sorularım var bakın. Sorularım var. Bu sorularıma cevap versinler. Ben de destek vereyim. Eğitimi tarikatlara bırakacak mısınız? Laik bilimsel eğitime geçecek misiniz? İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacak mısınız? Atatürk'ten taviz verecek misiniz? Net sorular soruyorum. Bu konularda hep böyle suya sabuna dokunmayan, ayaküstü, her tarafı memnun edecek, her tarafı memnun etmek zorunda değiliz. Ben bakın ben Türkiye'yi ikiye ayırmak istiyorum. Ben Türkiye'yi bölmek istiyorum. Bölmek istiyorum. Çok net. Türk-Kürt diye değil. Alevi-Sünni diye değil. Sağcı-solcu diye değil. Laik-anti-laik diye değil. Bilime inananlar, bilime inanmayanlar. İkiye bölelim Türkiye'yi. Bakın depremi gördük değil mi? Türkler öldü de Kürtler ölmedi mi? Aleviler öldü de Sünniler ölmedi mi? Sağcılar öldü de solcular ölmedi mi? Evet. Hepimiz ölüyoruz. Bu kafayla gidersek hepimiz öleceğiz. Bu rant siyasetinden, bu kokuşmuş siyasetten kurtulmamız lazım. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Yani inşaatçılar ve siyasetçiler. Bu devir kapanmalı ve bence kapandı. Nasıl kapandı? Anlatayım onu da. Bir telefon ve bir otobüsle muhalefet yapıyorum ben. Medyam yok, param yok. Hazine yardımım yok, belediyem yok, hiçbir şeyim yok. Bir telefon, bir otobüs. Depremin olduğu gün gece saat 12'de Kahramanmaraş'taydım. 12 çeyrek geçe oradaydım. Devlet yoktu orada. Bu kokuşmuş düzeni yıkmamız lazım. Yerle yeksan etmemiz lazım. Evet.